Hepinize merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Ben Aycan. Bu videoda sizlerden gelen yorumları okumak istiyorum. Uzun zamandan beri aklımda olan bir videoydu. Çekeceğim derken bir türlü kısmeti olmadı. Hemen sizden gelen yorumlara geçelim isterseniz. Aman iyi halt ediyorsun. Onlar seni sevmiyorlar. Onlar yaptığın işleri seviyorlar. Sen çok biliyorsun. Neyse arkadaşlar, siz ona bakmayın. Hemen okuyorum yorumlarınızı. Zeynep Selçuk yazmış. Aycan abla, seni çok seviyorum. Kendi yap ile ilgili videolarına bakıyorum senden. Aradığım şeyleri yapıyorsun ve ben de özeniyorum. Gerçekten harikalar. Ama daha fazla böyle video çok çek. Çok beğeniyorum ve ilerlemesini istiyorum demiş. Zeynep'ciğim, çok teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar kendi yap işlerini, bu ahşap boyama ile ilgili videolar çekmeye çalışıyorum. Ama biraz zahmetli bir iş oluyor. İşte kurumasını bekliyorum bazen. Çok uzun süre beklediğim projeler oluyor. O yüzden onları çok fazla sık yükleyemiyorum. Lütfen beni affedin diyorum. Bu konuda biraz suçluyum. Evet, haklısın. Simge SP Cin yazmış. Ben biraz beğendim demiş. Olsun, biraz beğendiysen de ne mutlu bana diyorum. İnşallah günün birinde çok beğenirsin. Sen zaten hep iyi yorumları oku. Birazcık da eleştirileri okusana ya. Okurum ya. Allah Allah. Tövbeler tövbesi. Neyse, sen zahmet etme de ben okuyayım. Merve Keskin, abone olmayı unutmuyorsunuz ne demek ya? Kendini bir şey sanma. Biz olmasak bu kanal olmazdı bile. Öyle mal mal çekip atardım videoları. Emir verir gibi konuşma. Sen bir gitsene ya. Ay bir git. Allah'ım ya, çıldırttı resmen beni. Güle ile birlikte yazmış. Oy Allah'ım, ne şirin oldu, bayıldım bu çaydanlıkla yaptığım projeye yazmış. Gülay'cığım, çok teşekkür ederim. Acemi Doktor, şu kat kat boyamayla nasıl uğraşıyorsun, nasıl bir sabır demiş. Allah zaten bu dünyaya beni sabır çekmek için göndermiş herhalde. Hani sabır ya sabır, bir gün çatlayacağım patlayacağım herhalde, bilmiyorum doktorcum. Özlem Çiftçi yazmış. Aycan, bizim evdeki el alemin kızı sen oluyorsun. Annem de senin yaptığın çalışmaları izleyerek bak elin kızları neler yapıyor diyor. Annene selamlar, ellerinden öperim demiş. Özlemcim, çok teşekkür ediyorum. Eylül daha yazmış. Aycan ablam benim, seni çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ederim Eylül. Ay bu ne ya? Olmayan yorumları okuyorsun. Çok komiksin ya. Şu an sana gülüyorum. Ne diyorsun sen be? Niye kafasını yiyorsun Allah aşkına? Ay çok güldürdün beni canım. İşte fotoğrafları burada, yorumların yani. Ben hepsini koyacağım alta zaten. Görünecek orada. Elif Erdem, konuşmalarınız üst üste biniyor. Diğeri başlarken bitti. Diğeri başlıyor demiş herhalde. Çözüm bulursanız buna güzel bir defter oldu. Çok güzel oldu yazmış. Evet, konuşmalarımı bazen üst üste bindiriyorum. Çünkü kessem böyle çok kesik olacak gibi oluyor bana. Öyle geliyor. Buna dikkat edeceğim. Demek yanlış yapıyormuşum. Nida Öz yazmış. Her halinde çok tatlısın ve seni izlemek çok güzel. Hiç takılmadan devam demiş. Nida adım, çok çok teşekkür ederim. Evet, ben çok demoralize olan bir insanım ama böyle yorumları okuduğum zaman da şöyle atıt gidiş falan oluyorum yani. Burcu B yazmış. Annen, kalp annem bir araya gelseler dünyayı kurtarırlar kesin. Anneni çok sevdim. Bence tüm anneler aynı canım. Annene selamlar demiş. Evet, annemle bir işte video çektik ama annem yoktu. Sadece sesi vardı. İkna etmeye çalışıyorum. Hadi diyorum, bir video çekelim diyorum ama maalesef çok fazla sıcak bakmıyorum bu fikrime. Hatta bir videomuz vardı. Onu da kaldırdım. Kaldır dedi. Çok ısrar etti. Artık kıramadım. Kaldırdım. Çok güzel, Rachel yazmış. Çok güzel açıklamışsınız. Özellikle boya kalemlerini merak ediyordum. Keçili kalem alacağım ben de demiş. Umarım sen de güzel çalışmalar yaparsın Rachel'cığım. Esin daha yazmış. Gerçekten çok iyi bir video. Yani sizin için basit bilgiler ama benim gibi kendini çözmeye çalışanlar için bayağı faydalı. Teşekkürler demiş. Ben bu tarz yorumlar okuduğumda gerçekten çok seviniyorum. Çünkü birine yararlı olduğumu düşünüyorum. O yüzden yani bir kişiye bile bir şey öğrettiysem, öğretmek demeyelim de bir ilham kaynağı olduysam ne mutlu bana diyorum. Şu an bunları okuduğum için çok mutluyum gerçekten. Güzellik perisi, canım çok güzel olmuş. Başkasının dediğine bakmak, gururlanmalısın sen, süper demiş. Evet, bazen çok olumsuz yorumları takıyorum kafama. İşte yani oluyor bazen. İstediğimi alamıyorum gibi geliyor. Ya da ben bunları hak etmiyorum. Daha iyilerini, daha iyilerini diyorum. Bazen de diyorum ne yaptın da daha iyisini hak edeceksin falan. Falan vesaire, böyle kafamda deli sorularla devam ediyoruz.
Bu şekilde yorum videoları istiyorsanız eğer daha çok videoyu bırakın ve sizlerden gelen yorumları burada böyle paylaşalım, hep birlikte bir etkileşim olsun. Şöyle de bir şey düşündüm aslında, bakarsanız bu videoyu çekmemdeki amaç şuydu. Her videonun sonunda bir başka diğer çektiğim videonun yorumlarını okumak istiyorum. Böylelikle hem sizlerle daha böyle etkileşim halinde olmak istiyorum. Hani ne istiyorsunuz? Hangi projeler istiyorsunuz? Benim kanalımda neler görmek istiyorsunuz? Aycan abla şunu yap, Aycan abla işte biz bunu görmek istiyoruz da diyebilirsiniz. Ben sizden gelen istekleri de değerlendirip ona göre de videolar çekebiliyorum. Herhangi bir şey olabilir, hiç fark etmez. Benim yapabileceğim elimden gelen bir şey varsa tabii ki sizlerle paylaşmak adına bu tarz yorumlar yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı şey unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bak hala senin videonu beğenecekler. Sen bir sus ya, ben bir senin sesini şöyle bir kısayım da tamam. Heh, orada dursun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.